Tonguç'tan herkese merhaba. 10. sınıfın son konusu olan op diye bir bakacağız beraber. Bu konu çok önemli. YKS'nin birinci basamağı olan TYT'de bir ya da iki tane soru kesinlikle geliyor. Sakın ha ihmal etmeyin bu konuyu. Optik nedir? Işık olaylarını inceleyen fiziğin alt alanı optiktir. Işık bir enerji çeşididir. Aynı zamanda ışık dünyadaki canlı oluşturan yapı taşlarından biridir. Işık aslında bir enerjinin iletim şeklidir. Mesela güneşin içerisinde olan reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan ışınlar, elektromanyet dalgalar e, dünyaya gelerek yani enerji olarak gelerek dünyadaki yaşantının devam etmesini sağlıyor. Işık kaynakları doğal ışık kaynağına örnek olarak güneş verilebilir. Yapay ışık kaynağına örnek olarak lamba verilebilir. Işık kaynakları sıcak ve soğuk şeklinde ikiye ayrılır. Mesela mum alevi sıcak bir ışık kaynağıdır. E, şimşek ise soğuk bir ışık kaynağıdır. Işık şiddeti ile devam ediyorum. Işık şiddeti birim zamanda belli bir doğrultuda yayılan ışığın yoğunluğu ile ilgilidir. I sembolü ile gösterilir. SI'de yani uluslararası birim sisteminde birimi kandele'dir. Baktığınızda iki lambanın ışık şiddetlerini kıyaslarsanız bu lambanın ışık şiddeti daha fazladır çünkü yoğunluğu gördüğünüz gibi daha fazladır. Işık akısı şey ile geçmiş burası. Şurası S olacak. Bir ışık kaynağının belli bir yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisine ışık akısı denir. Fi sembolüyle gösterilir. Es Esayide birimi yani uluslararası birim sisteminde birimi lümendir. Bakın şöyle bir çerçeve var. Işınlar var burada. O çerçeve ışınları dik olacak bir şekilde içeriye doğru itilmiş. Geçen ışın sayısı ile alakalı baktığınızda çerçeve biraz ışınlarla açı yapacak şekilde döndürüldüğünde sonra çerçeve ışınlarla yatay olacak şekilde döndürüldüğünde ne olur? Işık akısı değişir. Çünkü burada maksimum ışın geçer. Burada biraz azalır. Burada ise hiç ışın geçmez. O zaman fi'yi aslında şu şekilde yazabiliriz. Işık akısı eşittir. E çarpı A şeklinde yazacağız. Yani bu aydınlanma ışınla alakalı gelen ışığın açısıyla vesaire onunla alakalı A da bu çerçevenin alanı olmuş olacak. E çarpı A şeklinde gösterilebilir. Sonra buraya gelelim. Aydınlanma şiddeti birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddetlenir. E sembolüyle gösterilir. E birimi lükstür. SI ne dedik? Uluslararası Birim Sistemi dedik. Aydınlanma şiddeti ışık akısıyla doğru. ışığın düştüğü yüzeyin alanı ile ters orantılıdır. Yani aydınlanmayı E ile gösteriyoruz. Fi ışık akısıydı, alana bölüyoruz. 4 Pi I bölü 4 Pi R kare dediğimizde 4 Pi'ler birbirlerini götürecekler. Buradan da I bölü R kare karşımıza çıkacak. Biz bir tane ışık kaynağını düşünelim. Bu ışık kaynağının ışık şiddeti I olsun. Bunun ışık akısı maksimum ışık akısı... Bir de maksimum ışık akısı derken şunu kastediyoruz. Etrafını bir küreyle saralım. Bu küreden geçen ışın sayısı olarak düşünülebilir. Bunun maksimum ışık akısı eşittir fi yani eşittir 4 pi çarpı i şeklinde gösterilir. Bu şekilde bulunur. O yüzden burada fi'nin yerine 4 pi i yazdık bölü Kürenin yüzey alanında 4 pi kare olduğu için ona böldüğümüzde i bölü kare herhangi bir noktasındaki ayrınlanma çıkmış oldu. Notumuza bakalım. İçi boştan bir kürenin merkezine konulmuş ışık şiddeti i olan noktası ışık kaynağının küre yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı 4 pi i ifadesiyle bulunur. Az evvel zaten söylemiştim. Gölge oluşumu saydamlık maddenin ışığı geçirebilme özelliğidir ve bu özelliğe göre maddeler saydam, yarı saydam ve saydam olmayan opak da denir buna maddeler şeklinde sınıflandırılır. Üzerine düşen ışığı tamamen geçiren maddelere saydam madde, ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde ışığı, hiç geçirmeyen maddelere ise saydam olmayan yani opak madde denir. Işık kaynağından çıkan ve ışığın yoğunluğu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Aynı ortamdaki ışık ışınları doğrusal yol boyunca yayılır. Kaynaktan yayılan ışık ışınları ortamda ilerlerken saydam cisimlerle karşılaştığında bu cisimlerden geçtikleri için gölge oluşmaz. Saydam olmayan cisimlerle karşılaştığında ise bu cisimleri bu cisimleri geçemez. Dolayısıyla arka, arka tarafında gölge oluşur. Bu nedenle saydam olmayan cisimlerin arkasında karanlık bölgeler oluşur. Oluşan bu karanlık bölgelere gölge denir. Tam gölge hiçbir ışık kaynağından ışık almayan bölge tam gölgedir. Yarı gölge ise çevredeki ışık kaynaklarının bir kısmından ışık alan bölgedir. Yani birçok ışık kaynağı var. Onlardan bir tanesinden bile ışık alıyorsa o bölge yarı gölge olacaktır. Bakın noktası ışık kaynağı bir de sayda olmayan cisim var. Neyi sayda olmayan cisim? İçinden ışın geçemeyen cisimdi. Şimdi buradan ışık kaynağından çıkan ışınlar bak şunlar bunun içerisinden geçemiyor. E bunun içerisinden geçemeyen ışınlar da arka tarafa gidemediği için bakın burada aydınlanamayan bir bölge oluyor. Aydınlanamayan bölgeye de tam gölge diyoruz. Bu arada bu düzeneğin olduğu yer tamamen karanlık. Yani şey gibi düşünme. Gündüz vaktinde olan bir şey değil. Bu tamamen karanlık. Hiçbir şey yok. Sadece bir ışık kaynağı var ve saydam olmayan bir tane cisim var. O şekilde düşün. Kaynak cisme yaklaştırılırsa ne olur? Şu şu iki tane çizgi var ya bunlara sınır ışın diyoruz. Bu sınır ışınları düşündüğünüzde kaynak mesela buraya gelirse yani saydam olmayan cisme yaklaşırsa o zaman sınır ışınlara baktığınızda şu şekilde açılırlar görüyorsunuz. O zaman tam gölge ne olmuş oldu? Büyümüş oldu. Tam tersi ışık kaynağı uzaklaştırılırsa tam gölge küçülmüş olur. T.G şeklinde yazacağım tam gölge için. Büyür diyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz bunu. Diğerine gelelim. Kaynak. İki tane kaynak var bu sefer nokta ışık kaynağı. O zaman işler biraz farklılaşıyor. Tek bir ışık kaynağı olduğunda sadece tam gölge oluşurken iki tane ışık kaynağı olduğunda bir de yarı gölge olabilir diyoruz. Nasıl mı? Şimdi öndeki ışık kaynağının sınır ışınlarına baktığınızda bu şekilde iki tane sınır ışını var. Bu kaynaktan bu bölgeye ışın gelemiyor. Gördüğünüz gibi Arkadaki ışık kaynağını düşündüğünüzde yine bundan sınır ışınları çizersek bu sefer bundan da bu bölgeye ışık düşemiyor. Bakın ne oldu o zaman? Şu araya arkadaki ışık kaynağından ışınlar düşebiliyor. Ne dedik az evvel? Işık kaynaklarının bir kısmından ışık alıyorsa oraya yarı gölge diyoruz. İşte buradaki bölge şurası yarı gölge oldu. Orta kısım ise ikisinden de ışık alamadığı için tam gölge olmuş olacak kaynak bir yani şu kaynaktan bahsediyoruz. Cisme yaklaştırılırsa ne olur? Bunu biraz cisme yaklaştırdığımda bunun sınır ışınlarını düşünürseniz, arkadan gelenlerin sınır ışınlarını düşündüğünüzde şu şekilde biraz daha şöyle açılacak görüyorsunuz. Bu şekilde açıldığında tam gölgenin e, ne olmasına, büyümesine sebep olacaktır bu durum. Kaynak 2 yani şu kaynaktan bahsediyoruz. Cisme yaklaştırırsak bu sefer bu buraya geldiğinde bunun sınırlarını şöyle açtığımızda biraz karışık görünebilir ama e, zaten kendiniz çizdiğinizde daha rahat anlayacaksınız bunları. Bak ne oldu? Şuradaki e, çember ya da buradaki dairenin e, dairenin büyüdüğünü görürsünüz. Bu da yarı gölgenin artması anlamına gelecektir. Bunları ne demiştik? Tam gölge artar. Şöyle şöyle gösterelim Artar diyelim. Diğerinde ise yarı gölge artar şeklinde e, özetleyebiliriz söylediklerimizi. Işığın yansıması İlerleyen su dalgalarının karşısına çıkan engele çarpıp geri dönmesi gibi ışık da parlak bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri döner. Işığın bir engele çarparak geldiği ortama tekrar dönmesine ışığın yansıması denir. Yansıma olayı ışığın hem tanecik hem de dalga özelliği ile açıklanabilir. Yansıma kanunlarına geçelim. Şimdi gelen, nor, gelen ışın normal ve yansıyan aynı düzlemdedir deriz. Yani şu an kağıt düzleminde her şey. Yansıtıcı yüzey gördüğünüz gibi burası. Ne diyor bize? Yüzeye düşen ışın belli kurallara göre yansır. Bu kurallar yansıma kanunları olarak tanımlanır. Yansıma kanunları aşağıdaki şekilde sıralanır. Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. Gelen ışın normalle yaptığı açı yansıyan ışın normalle yaptığı, açı, yaptığı açıya eşittir. Buradaki i açısı gelme açısıdır. Bu ise yansıma açısıdır. Bakın normalle yapılan açılar. O zaman i açısıyla r açısı birbirlerine eşitmiş diyoruz. Sonra gelen ışığın yansıcı yüzeyle yani bu bir aynaysa ise ayna ile yaptığı açı teta ise yansıyan ışının da yine ayna ile yaptığı açı teta olacak. Bunlar da birbirlerine eşit olacak. Ama bize soruda Gelen ışını sorarsa i açısına bakacağız. Yansıyan ışını sorarsa r açısına bakacağız. Zaten bunların birbirlerine eşit olduğunu söyledik. Gelen ışının normalle yaptığı açı gelme açısı, yansıyan ışının normalle yaptığı açı yansıma açısıdır. İkinci yansıma kanununa göre i eşittir r'dir. Sorumuza bakalım. I ışının yansıtıcı yüzeyden yansıması şekildeki gibidir. Buna göre I ışınının yansıma açısı kaç derecedir? Şimdi bakalım buranın tamamı 180 derece olacak. Şuranın tamamı. O zaman 4 alfa alfa ve alfa toplamda alfa 6 alfa açısı var. 180 derece olduğuna göre alfa kaç derece oldu? 30 derece. Alfa'yı bulduk bu bir. İkincisi gelen ışığın e, normalle yaptığı açı ile yansıyan ışığın normalle yaptığı açı eşit olacak. Yani gelme açısı ile yansıma açısı. Bu açı neydi? i açısıydı. Bu da r'ydi. Bu da normaldi. i ile r birbirlerine eşit. Burada 4 alfa'yı tam ortadan 2'ye böldüğümüzde o zaman buraya 2 alfa buraya da 2 alfa düşecek. Bunu da hepiniz görmüş oldunuz. Bize neyi soruyor? Yansıma açısını soruyor. O zaman r eşittir 2 alfa. Bu da 2 çarpı 30'dan kaç derece oldu? 60 derece oldu. Zaten buradaki alfa açısını bulduğumuz için şu alfa açısı kaç derece? 30 derece. E, tamamı 90 derece. Bunu da biliyorsunuz. E, dolayısıyla normalle yaptığı açı e, şuradaki açı yani kaç derece olacak? 60 derece. Buradan da rahatlıkla görebilirdiniz. Düzlem aynada görüş alanı. Şimdi düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynada görebildiği alana görüş alanı denir. Mesela şu şekilde kalemi bakın kalemi aynı olarak düşünebilirsiniz. Karşımızdaki bir ayna. Burada biz varız. Şu şekilde düşünelim. Şimdi biz şuradan aynaya baktığımızda kendimizi göremeyiz. Bak aynanın yansıtı yüzeyi bu. Ayna yani normal gündelik hayattan canlandır. Bu şekilde bakarsan kendini göremezsin. Neden? Çünkü aynadaki görüş alanının içerisinde değilsin. Aynada nereyi görürsün? Hemen hemen şurada bir bölgeyi görürsün. Tamam şu bölge. İşte buna biz e, gözün aynadaki görüş alanı diyoruz. Ama bu şekilde direkt aynanın karşısına geldiğin takdirde aynada kendini görebilirsin. Niye? Çünkü aynadaki görüş alanın değişti. Aynadaki görüş alanına kendin girmiş oldun. Peki bu görüş alanı nasıl bulunur? Onlara bakalım. Birinci yöntem. Gözden aynanın uçlarına ışınlar gönderilir ve yansıma kanunlarına göre yansıtılır. Yansıyan ışınların sınırladığı yansıyan ışınlar arasında kalan bölgeden bahsediyoruz. Alan gözün görüş alanıdır. Mesela şu sınıra bir tane ışın gönderdiğimizde buradaki normali düşünürsek gelme açısı ile yansıma açısı birbirlerine eşit olacak şekilde yansıtı. Tamam mı? Sonra buraya da normal çizersek burada da gelme ve yansıma açıları birbirlerine eşit olacak şekilde gördüğünüz gibi ışın gelen ışın böyle yansıdı. Şimdi şu arkadaşların ikisi yansıyan ışınlar. Şununla şu yansıyan dışınlar. Arada kalan bölge ne dedik az evvel? Görüş alanı. Yani göz burada kalan her şeyi aynada görebilir. Bak aynada şey gibi düşünmeyin. Buradaki bir cismi tabii ki baktığında görecektir. Ama biz aynada görmekten bahsediyoruz. İkinci yönteme gelelim. Gözün düz aynadaki görüntüsünün yeri bulunur. Gözün görüntüsünden aynanın uçlarında birleştirilen doğrular çizilir. Aynanın ön tarafından bu doğrular arasında kalan alan gözün görüş alanıdır. Şimdi ...bir cismin aynadaki görüntüsünü bulmak istiyorsak... ...yapmamız şey aynaya göre simetri olan noktayı bulmak. Bu bir. İkincisi şunu da yapabiliriz. Aynanın doğrultusunu düşünüyoruz. Aynanın doğrultusuyla gözü birleştirdiğimizde... ...birleştirdiğimiz çizgi dik olacak ama... ...birleştirdiğimizde bu uzaklığa D diyoruz. Bu uzaklık D ise görüntünün de aynı şekilde aynanın uzantısıyla birleştirdiğimiz doğrultusu dik olacak şekilde olan doğrultusunun uzak doğrusunun e, D kadar uzaklığa sahip olduğunu söyleyeceğiz. D ve D bak birbirlerine eşit oldu. Gözün e, aynaya göre simetriği burada olduğuna göre gözün görüntüsü oldu, görüntü. Sonra bu görüntüden bak bu görüntüden ne yapıyoruz? Bu görüntüyle sınırlı birleştiren şu sınırı birleştiren doğrultuyu çizdiğimizde bu doğrultuyu devam ettiriyoruz. Aslında bu şu arkadaş bu oldu. Yansıyan ışın oldu buradaki. Yine bu sınıra çizdiğimiz doğrultuyu devam ettirdiğimizde bu ışın da işte şu ışın oldu. Değişen bir şey yok. Sadece yöntem farklılığı söz konusu. Bu iki çizgi arasında, ışın arasında kalan bölgeye de görüş alın diyoruz. Yine göz buradaki her şeyi aynadan görebilir anlamına geliyor. Küresel aynalar var bir de. Yansıcı yüzeyi küre parçası şeklinde olan parlatılmış yüzeylere küresel aynadır. Küresel aynanın yansıtıcı yüzeyi küre parçasının iç yüzeyi olursa bu tür aynalara çukur, içbükey ayna. Dış yüzeyi olursa bu tür aynalara da tümsek dış ayna denir. Bak burada yansıtıcı yüzeyi iç kısmı olduğu için bu çukur ayna olmuş oldu. Yani bir kaşık düşünelim. Kaşığın iç kısmına baktığımızda o çukur ayna, döndürdüğümüzde kaşığı dış kısmına baktığımızda ise o tümsek ayna olmuş oldu. Bak burada dış kısmı yansıcı yüzey olduğunda buna da tümsek ayna diyoruz. Hatta odak noktası çukur ayna da aynanın önünde. Neden? Çünkü yansıcı yüzeyin önünde kaldı. Böyle cümleler kuracağız. Sonra odak noktası tümsek ayna için aynanın arkasında. Çünkü yansıcı yüzey burası, odak noktası aynanın arkası. Şu F dediğimiz arkadaş odak noktası anlamına gelir. Şu F'de odak uzaklığı olmuş oldu. Devam edelim. Odak'dan bahsedelim. Asal eksene paralel gelen ışınların kendileri ya da uzantıları tepe ile merkez noktasının tam ortasında toplanır. Bu noktaya odak noktası denir. Odak noktası F sembolü ile gösterilir. Tepe noktasından odağa olan uzaklığa odak uzaklığı denir ve küçük F sembolü ile gösterilir. Mesela çukur aynaya paralel gelen asal eksene paralel asal eksen dediğimiz şu şekilde çiziyoruz. Bu ne oldu biliyor musunuz aslında? Bir nevi kürenin tamamını düşündüğümüzde yarı çap doğrusu oldu. Ya da burada çukur aynaya, çukur aynanın şöyle teğet şu noktada teğet çizgisini düşündüğümüzde bu teğet çizgiye dik olan çizgi oldu asal eksen. Asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından yani aynanın odak noktasından geçecek şekilde yansıdılar. Yani odak noktasında bakın toplandılar. Yani bunlar bu şekilde odak noktasından geçecek şekilde aynen yollarına devam ederler gördüğünüz gibi. Buraya gelelim. Tümsek aynada ise Aynanın arkasında uzantıları toplanacak. Yani çukur ayna aslında ışığı toplayan, tümsek ayna ise ışığı dağıtan bir özelliğe sahip. Yine asal eksene paralel gelen ışınlar var. Bunlar toplanmıyorlar. Bu sefer dağılıyorlar. Ama nasıl dağılıyorlar? Uzantıları odaktan geçecek şekilde gördüğünüz gibi dağılıyorlar. Bu da tümsek aynanın özelliği oldu. Çukur aynada görüntü oluşumuna bakalım şimdi. Çukur aynanın önüne bir tane cisim koyuyoruz. Bu da merkez noktasına bir cisim konulmuş. Bu merkez noktasına konulan cismin görüntüsü nerede olur? Diye bir soru sorduğumuzda bir noktanın görüntüsünü bulmak istiyorsak en az iki tane ışın göndeririz. Mesela buradaki ok var ya şu ok şu şekilde gösterelim. Bu okun uç kısmının görüntüsünü bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Bir tane asal eksene paralel bir ışın göndereceğim. Bu asal eksene paralel gönderdiğim ışın odak noktasından geçecek şekilde yansır. Bu özelliği bileceğiz. Sonra bir de Odak noktasından geçecek şekilde başka bir ışın gönderiyorum. Bunu da şu kalemle gönderelim. Bak odaktan geçecek şekilde gönderdik. Odaktan gelecek şekilde, odaktan geçecek şekilde gelen ışın da asıl eksene paralel geçecek şekilde e, yansır. İşte bu iki tane ışının kesiştiği nokta burası gördünüz mü? Bu noktada cismin uç kısmının görüntüsü oluşur. E zaten diğer kısmı da asal eksen üzerindeydi. Asal eksen üzerindeki her şeyin görüntüsü yine asal eksen üzerinde olacaktır. O zaman asal eksen üzerinde olduğunda bunları birleştirdiğimizde işte bu şekilde bir görüntü oluştu. Bu ters görüntü. Ters görüntü gerçek görüntüdür. Eğer yansıyan ışınların kendileri kesişerek bir görüntü oluşturuyorsa ona gerçek görüntü diyoruz. Zaten bütün gerçek görüntüler bu arada ters olacak. Bir de çukurhanede oluşan gerçek görüntüyü görmek istiyorsak bir perdeye düşüreceğiz. Mesela buraya bir perde koyarsak tam bu merkez üzerinde asal eksene dik olacak şekilde bir e, perde koyarsak beyaz bir perde o beyaz perde üzerinde cismin görüntüsünü görürüz. İşte gerçek görüntü ama çıplak gözle o görüntüyü göremeyiz biz. Bir yere düşürülecektir gerçek görüntü. Sanal görüntü diye bir şeyden bahsedeceğiz. Sanal görüntü ise direkt aynanın üzerinde göreceğiz onu. Çünkü sanal görüntü e, kesişen ışınlar kendileri olmayacak, uzantıları olacak. Uzantıları kesişip arkada kesişip orada bir görüntü oluşturacaklar... Aynanın arkasındaki görüntüyü de zaten ayna üzerinde görebileceğiz. Ona da bir sanal görüntü diyeceğiz sevgili gençler. Bu arada gerçek görüntü yalnızca çukur aynada olacak. Tümsek aynada ve düzlem aynada kesinlikle gerçek görüntü oluşmaz. Şimdi cismin yeri ve boyu, görüntünün yeri ve boyu önemli burada. Mesela cisim merkezde ise, bak merkezde ise işte boyu da şu kadarsa diyoruz. Görüntü de şu an yine merkezde oluştu ve boyu aynı boyda oldu. Ama belki cisim biraz daha geride bir tane cisim olsun. Mesela ben hemen şuraya sizler için bir tane örneklendirme yapayım. Asal eksenimiz bu. Burası odak noktası, burası merkez. Şuraya bir tane cisim koyuyorum. Koyduk hemen. Asal eksene paralel bir tane ışın gönderdik uç kısmından. Gönderdiğimiz ışın odaktan geçecek şekilde yansıdı. Bir tanesini gönderdik. Uç noktasının görüntüsünü istiyorum. Bir tane daha göndereceğim. Bunu da yine odaktan geçecek şekilde gönderiyorum. Gönderdim. Bu da asal eksenine paralel geçecek şekilde yansıyacaktı. Buyurun yansıdı. E bunlar nerede kesiştiler? İşte şurada kesiştiler. İşte burada kesiştiklerine göre görüntü şu şekilde oluyor gençler. Yani merkezden sonra olan cismin görüntüsü odakla merkez arasında oluşmuş oldu. Dikkat ederseniz görüntü cisimden daha küçük oldu. Yani değişebilir. Cismin olduğu yere göre görüntünün yeri aynı şekilde görüntünün boyu değişecektir. Tümsek halinde görüntü oluşumuna bakalım. Yine asal eksene paralel ışın gönderiyorum bu şekilde. Ne dedik? Işığı dağıtacak dedik. Nasıl? Uzantısı odaktan geçecek şekilde bakınız dağıttı. Bu bir. Bir tane ışın gönderdik. Bir tane de tepe noktasına bir ışın gönderelim. Tepe noktasına gönderdiğim ışın asal eksenle ne kadar açı yapıyorsa yansıyan da aynı şekilde asal eksenle aynı açı yapar. Yani alfa. Bakıyorum şu mor giden ışınla kırmızı giden ışın kesişebilir mi? Hayır tabii ki kesişemez. Peki ne olacak o zaman? Bunların uzantıları kesişecekler. Uzantıları kesişerek bir görüntü oluşturacaklar. Oluşan cismin görüntüsü de işte aha da burada olacak. Bu ne demek? Aynanın arkasında oldu. Bir, cisimden daha küçük oldu. İki, işte bu görüntü sanal oldu. Mesela ee, işte toplu ulaşımda otobüslerde bir tümsek aynalar görürüz. Böyle cam kenarına şöyle çapraz konulmuş bir şekilde ya da şöyle şoförün e, koltuğunu düşün şoförün koltuğuna göre sağ çaprazda bir tane tümsek ayna görürüz. O ne demek biliyor musun? Ne yapar o? E, görüntü oluşturur. O görüntüleri küçük küçük oluşturur. Küçük küçük oluşan görüntüler sayesinde de otobüsün içinin tamamını görebilir otobüs şoförü. O yüzden tümsek ayna olmuş oldu sevgili gençler. Görüntünün bölgesi odak ile tepe noktası arasındadır. Bakın burada. Görüntünün yeri aynanın arkasında olduğu, özellikleri düz oldu, sanal oldu ve cisimden küçük oldu. Tümsek aynada cismin görüntüsü. Işığın kırılmasıyla devam edelim. Farklı saydam ortamların ayırma yüzeyine gelen bir ışın demetinin bir kısmı yüzeye çarptığında yansıma kanunlarına uyarak yansır. Bir kısmı. Bir kısmının da doğrultusunu değiştirerek ilerlediği görülür. Saydam ortamda ilerleyen bir ışının farklı bir saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirmesi olayına ışığın kırılması denir. Mesela burada ee, şunlardan bahsedeceğiz. Nereden nereye geçti? Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama mı geçti? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama mı geçti? Mesela burada havadan cama geçen bir ışından bahsediyoruz. Hava ile camı kıyasladığımızda, karşılaştırdığımızda cam havaya göre daha yoğun. Ama indisi olarak. Yani öz kütle gibi şeyler düşünmeyeceksiniz burada. Işığı kırma indisi. Camın ışığı kırma indisi, havanın ışığı kırma indisinden daha büyüktür. Hatta bunların değerleri vardır. Camın ışığı kırma indisi e, bir 1,5 iken havanın ışığı, ışığı, kırma indisi boşluğa yakın olduğu için 1'dir. O yüzden cam havaya göre daha yoğundur. Gelen ışın o zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne yapar diyoruz? Normale yaklaşarak kırılır. Bu cümleyi şöyle kuracağım. E, hani çok yoğun bir ortama giriyor ya ki şey gibi düşünebilirsiniz. Evet. Sıkı yönetim olan bir yere giderseniz, oranın normallerine ayak uydurmak zorunda kalırsınız değil mi? Bir sıkı yönetim var orada, bir yoğun bir ortam var. Onun gibi düşünün, buranın normallerine ayak uyduracağız ya. O zaman buranın normallerine gördüğünüz gibi yaklaşıyor. Normale yaklaşarak kırıldı. Böyle gideceğini ışın normale yaklaşarak kırılmış oldu. Zaten şu yansıyanı ışığın kırılmasında yansıyan dışında ilgilenmeyeceksiniz, bunu görmeyeceksiniz. Böyle bir şey olduğunu bileceksiniz ama. Bunu görmeyeceksiniz. Burada daha çok kırılan ışınla ilgileneceğiz. Yani bu ışığı ciddi, ciddiye alacağız, dikkate alacağız. Şimdi bakın N1 ile N2. N2, N1'den daha büyük. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelme durumu var. Işık ne yapmış? Böyle gideceğine normale yaklaşarak kırılmış. İşte buna biz kırılan ışın diyoruz. Buna kırılma açısı diyoruz. Normalle yaptığı açı. Gelen ışığın normalle yaptığı açıya ise gelme açısı diyoruz. Şu açı ise sapma açısı olmuş oldu. Sapma. Buraya gelelim. Buradaysa n1 n2'den daha büyük. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. Mesela camdan havaya geçiyor gibi düşün. Burada da dikkat edersen gelen ışın bu şekilde yoluna devam edeceğine normalden uzaklaşmış. Yani bir serbestleme yani serbest bir bölgeye geçme gibi, rahatlama durumu gibi. Artık oranın normallerine ayak uydurmak zorunda değilim. Artık oranın normallerinden uzaklaşıyorum. Artık rahatladım gibi düşün. Normalden uzaklaşarak bakınız bir sapma sergiliyor. Burada i açısı, gelme açısı, r açısı, kırılma açısı Alfa açısı ise yine sapma açısı. Yani kendi doğrultusundan, geliş doğrultusundan ne kadar sapmış ona dikkat edeceğiz. Gelen ışın kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçerse kırılan ışın geliş doğrultusundan sapma açısı kadar saparak normale yaklaşır. Gelen ışın kırılma indisi büyük ortamdan küçük ortama geçerse kırılan ışın geliş doğrultusundan alfa sapma açısı kadar saparak normalden bakınız uzaklaşır. Görünür derinlik Suyun içindeki balıktan yansıyan ışınlar, suyun dışındaki kuşa kırılarak gelir. Sudan havaya çıkan ışınlar, suyun kırılma indisi havadan büyük olduğu için normalden uzaklaşarak kırılır ve geliş doğrultusu değişerek kuşa ulaşır. Kuş balığı baktığı doğrultuda ve daha yakında gibi görür. Daha yakında gördüğü için de balığın boyutunu olduğundan daha büyük algılar. Bakın ne oluyor burada? Şimdi balıktan bu şekilde zaten... Bir cismi görmemiz için kesinlikle ondan bir ışın yansıyıp bize bizim gözümüze gelmesi gerekiyor. Burada da aynı şey söz konusu kuşun balığı görebilmesi için balıktan yansıyan bir ışının kuşun gözüne gelmesi gerekiyor. Fakat balıktan gelen ışına dikkat ederseniz bu şekilde gelen ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçeceği için geliş doğrultusunu değiştirmek zorunda. Bakın bu şekilde doğrultusu var. Bu doğrultudan sapıyor. Ne kadar sapıyor? Şu kadar alfa açısıyla göstermiştik. Alfa açısı kadar saptı. Şimdi kuşun gözüne gelen ışın bu. Şimdi bu ışın geldiğinde o zaman şöyle algılıyor e, kuş bunu gelen ışının uzantısındaymış gibi buradaymış gibi görüntü. Bakın balığı buradaymış gibi algılıyor ve daha yakın olduğu için daha büyük algılıyor. Mesela kuş balığı yakalamak için şu şekilde güzelse işte balığı yakalayamıyor. Balığı kaçırmış oluyor. Yani bu işte yanılsamaya sebep oluyor. Şimdi tam tersi balık da kuşa bakıyor bu sefer kuştan şu şekilde kuş normalde burada böyle gelen bir ışın bakın böyle gideceğine ne yapıyor normale yaklaşarak balığın gözlerine geliyor. Balık da işte bu ışını gördüğü için bunun uzantısında kuşun görüntüsünü algılıyor. Sanki oradaymış gibi düşünüyor daha uzak gibi görüyor sanki bana bir şey yapmazmış gibi de görüyor olabilir. Suyun içindeki balık da kuştan gelen ışından normale yaklaşarak kırıldığı için ...kuşu baktığı doğrultuda olduğu yerden... ...daha uzakta ve olduğundan... ...daha küçük algılar. Şimdi geldik merceklere. Gündelik hayatta en çok kullanıldığı yerler... ...gözlüklerdir. İnce kenarlı mercek... ...hipermetrop kusuru olanların... ...gözlüklerinde kullanılır. İnce kenarlı mercek... ...artı numaralı gözlüklerde kullanılır. O yüzden. Kalın kenarlı mercek ise... ...miyop kusuru olan... ...kişilerin gözlüklerinde kullanılır. E, o yüzden eksi numaralı gözlükler... ...kullanılmış olur ki... E, ...ince kenarlı merceğin odak için odak uzaklığı için artı diyeceğiz. Kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı için mesela eksi diyeceğiz. E, oralardan da bağlama yapacağız. Daha sonra onları on, o bilgiler birbiri içine geçecekler. İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Kalın kenarlı mercek ise ışığı dağıtır. Şimdi nasıl olduğunu hemen basit bir şekilde göstereceğim. Mesela bu şekilde gelen bir ışım var. Burada bir normal çizecek olursak normal Teğete dik olan çizgi demek. Normal şu şekilde çizdik. Şimdi az yön ortamdan çok yön ortama geçen ışından bahsediyoruz. Normale yaklaşarak kırılacak. Şöyle böyle gideceğine normale yaklaşarak kırıldı. Bu bir. İkincisi tekrar burada bir normal çizecek olursak bu kez ne olacak? Ee, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçeceği için normalden uzaklaşacak. Normalden uzaklaştı. Şu normaldi. Ha, bak ışığın toplanma durumu söz konusu ve ışığı toplamış oldu. Kalın kenarlı mercekte ise bu şekilde yine normali çizersek az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken böyle gideceğini normale yaklaştı. Yine burada bir normal çizecek olursak çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaştı. Gördüğünüz üzere ışığı dağıtmış oldu. Işığı topladı, ışığı dağıttı. Burada uzantısı asıl ekseni kesti yani şuradan kırılan ışığın uzantısını çizdiğimizde bakınız asal ekseni kestiğini görürüz. Burada ise kendisi asal ekseni kesti. Bu bilgiler hep kullanılacak. Merceklerde odak, mercek ile ortamın indisleri arasındaki ilişkiye, yüzeylerin eğrilik yarış ve gelen ışığın rengine bağlıdır. Merceğin kırıcılık indisi bulunduğu ortamdakinden küçük ise mercek karakter değiştirir. Mesela hava ve cam durumu düşünüyoruz. Burada ince kenarlı mercekte ışık toplandı. Burada ise cam ve hava durumu düşünüldüğünde yani mercek kısmı eğer hava ile doluysa o zaman bu ışığı dağıtacak. Nasıl mı? Mesela ben buraya tekrar bir normal çizecek olursam camdan havaya geçen ışın normalden uzaklaşarak kırıldı. Bak şu şekilde kırıldı. Yine buraya ben bir normal çizersem Havadan cama geçen ışın da normale yaklaşarak kırıldı. Gördüğünüz üzere ışık dağıtılmış oldu. Az evvel toplanmıştı. Burada ise dağıldı. Niye? Karakter değiştirdi. Çünkü dışarısı cam mercek hava oldu bu sefer. İnce kenarlı mercekte görüntü oluşturalım. Mesela 2F, F dediğimiz şeyler. Şu F odak uzaklığı. 2F'de 2 odak uzaklığına sahip nokta. Şimdi cismimize baktığımızda cismin uç noktasından en az, en az iki tane ışın göndererek bu uç noktasının görüntüsünü bulabiliriz. Hemen bulalım. Bir tane ışın gönderdik paralel. Ne olacak bu? Odaktan geçecek şekilde şöyle kırılacak. Böyle oldu. Sonra bir tane daha ışın gönderdim. Bunu da şu şekilde optik merkeze gönderiyorum şöyle. Gönderdiğimde bu da böyle gitti. Gördüğünüz üzere bu da bu şekilde devam eder yoluna. Ha şimdi kırılan iki ışının kesiştiği yer burası gördüğünüz gibi. İşte bu kesişen nokta bu cismin uç noktasının görüntüsü olduğu yerdir. Görüntüsünün olduğu yerdir. O zaman bu cismin görüntüsünü çizecek olursak burada şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluruz. Merceklerle arasındaki fark ne? Şimdi mercekler de yansıyan ışınlar görüntü oluşturuyordu. Burada ise kırılan ışınlar görüntü oluşturuyor. Yani bu cismin görüntüsü merceğin diğer tarafında ya da merceğe göre diğer tarafta oluşmuş oldu. Gelelim buraya. Bu sefer F bölü 2 uzaklığında yani odak uzaklığının yarısı kadar uzaklığa sahip. Paralel bir ışın gönderiyoruz. Odaktan geçecek şekilde şöyle kırıyoruz. Sonra bir de ne dedik? Optik merkeze bir ışın gönderiyoruz. Bu da böyle kırılmadan yoluna devam etti. Bundan ikisini herhangi bir yerde kesişebilir mi? Herhangi bir noktada. Hayır. Çünkü açılıyorlar. Ama bunların uzantıları kesişebilir. Bak bunun uzantısıyla şu arkadaşın uzantısını kesiştirdiğimde işte burada cismin uç noktasının görüntüsünü bulduk. Asal eksenle birleştirirsek bunu bu şekilde bir görüntü çıkar karşımıza. Yani cisimle aynı tarafta. İşte buna sanal görüntü diyoruz. Cisimle aynı tarafta çıktığı için. Bu ise diğer tarafta çıktı ve ters çıktı. Bu da gerçek görüntü. Kafanızda ufak şöyle şeyler oluşmuş olabilir. Oluşmalıdır. E, gerçek görüntü her zaman ters, ister aynalar olsun, ister mercekler olsun fark etmez. Sanal görüntü ise her zaman düz. Dediğim gibi e, optik alet ne olursa olsun. Hipermetrop kusuru olanlar ince kenarlı mercekler ile yapılan gözlükleri kullanırlar. Kalın kenarlı merceğe geldik. Bunda görüntü oluşturalım. Yine asal eksen’e paralel bir ışın gönderiyoruz. Bu ışığı dağıtıyordu. Kırılan ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde gitti. Sonra bir de optik merkeze ışın gönderiyoruz. Optik merkeze gönderilen ışın sapmadan yoluna devam eder. Kırılmadan bu şekilde geldi. Ee, bunların bir yerde bir noktada kesme ihtimali var mı? Hayır. Ama uzantıları şu noktada kesişti. İşte bu uzantıların kesiştiği nokta bu uç noktanın görüntüsünün olduğu yerdir. Ha, o zaman bakıyorum görüntü cisimle aynı tarafta. İşte bu görüntü sanal görüntüdür diyoruz. Nerede çıktı? Odakla buradaki optik merkez arasında çıktı. Neye benziyor bu? Tümsek aynaya benziyor farkındaysanız. Kalın kenarlı mercekle cisim nerede olursa olsun görüntü cisimle aynı tarafta. Odakla mercek arasında sanal ve cisimden küçük olur. Miyop kusuru olanlar kalın kenarlı mercekler ile yapılan gözlükler kullanılır. Ödül sorumuza geldik. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kamp bitirmiş olduk. Hoşçakalın. <laughs>